Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, değerli vatandaşlarımız. Şimdi tabii ben arkadaşlar kötü niyet arıyorum. Değerli meclis üyemizle aynı fikir değilim o konuda. Ben bir kötü niyet arıyorum. Kötü niyet neresi biliyor musunuz? Kötü niyet Taras Park AVM. Kötü niyet orası. Şimdi bu Taras Park AVM nedir arkadaşlar? Taras Park AVM, Sayın Başkan'ın geçmiş meclislerde kendi ağzıyla belirttiği gibi ortaklığının bulunduğu bir AVM'dir arkadaşlar. Taras Park AVM nerededir? Taras Park AVM şu anda içkiye açılan Anadolu Caddesi'nin içinde de değildir arkadaşlar. Bakın burada harita var. Bu haritayı arkadaşlarımız tutarlarsa biz o Taras Park AVM'nin Sayın Başkan'ın ortaklığını bulunduğunu kendi ifade ettiği AVM'nin nerede olduğunu şöyle gösterelim. Arkadaşlar açalım şunu. Açalım. Vatandaşlarımız görsünler. Şimdi vatandaşlarımız şu ortadaki hançer gibi saplanan Anadolu Caddesi. Evet, yeşil yer şurası. Anadolu Caddesi Beylikdüzü'nde hançer gibi saplanan yer şurası. Anadolu Caddesi'nin bitiminde Taras Park AVM arkadaşlar şuralarda bir yerde kalıyor. Yani Anadolu Caddesi'nin bitimindedir Taras Park AVM. Arkadaşlar şöyle kenara alabilirsek, kenara. Şimdi bu Taras Park AVM Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi kendi ortaklığının bulunduğu yer. Yani Sayın Başkan kendi ortaklığının bulunduğu yere ısrarla içki ruhsatı vermek istiyor. Herhalde daha karlı bir yatırım olacak kardeşlerim. Yani bu bizim teklif ettiğimiz isim Ömer Halis Demirken, arkadaşlar çok dikkat edin, bakın bir zihniyetin tezahürüdür bu. Biz diyoruz ki Anadolu Caddesi Ömer Halis Demir olsun, hem de bunları bilmeden bu başkanın ifade ettiği konsept projeleri falan bilmeden. Başkan meğer konsept proje derken orayı içkili alana çevirmek istiyormuş, barlar sokağı yapacakmış, bizim haberimiz yok. Şimdi biz buraya Ömer Halis Demir ismini teşvik ederken, sizi kesmek istemiyorum ama kişisel tercihleri, kişisel ahlaki sınırları aşmadan, işte barlar sokağı vesaire gibi tarifler kullanmadan daha teknik tariflerle hem şahsınıza hem belediye meclis üyesi konumunuza yakışacak biçimde konuşmaya sizi davet ediyorum. Ben neyin bana yakışacağını çok iyi biliyorum Sayın Başkan. Bilmediğiniz evet. için uyarıyorum size. Az önceki cümlenizden dolayı. Sabredin. Sinirlenmeyin, alınmayın. Teker anlatacağım. Tane tane anlatacağım. Siz de anlayacaksınız. Gayet sabırlıyız. Sakin ol. Sayın Başkan, sizin şu sabırsızlığınızı tabii anlıyorum. Yani sıkıştığınızda benim sözümü bölmekle mükellef hissediyorsunuz kendinizi. Mücahit Bey. Müsaade buyurun. Mücahit Bey. Bak. Peki. Tekrar lafını. Ben belediye başkanıyım. Şu an meclisi yönetiyorum. Ben sıkışmam. Sizi de sıkıştırmak niyetinde değilim. Tekrar kişisel ahlaki sınırları aşmadan konuşmanızı devam ettirmenizi, yok barlar sokağı yapacakmış vesaire gibi tahminlerle bulunmadan kendinize yakışan ve meclis üyelik konumunuza yakışan tariflerle yapmanıza sizi davet ediyorum. Bu kadar basit ve net. Polemiğe girmek gibi olmasın ama barlar sokağında ne tür bir hakaret algıladınız? Hayır yani, ama işte birinin üzerine bak benim başka. Şahsi ismimi alarak devam ettiriyorsunuz konuşmayı. Ama siz beyan ettiniz ki orası ama yani bakın, şahsi Sayın Başkan kimin ismini alayım? Ortaklığımı gizlemiyorum ki tabii tamam, ki. Ortaksınız. Benim Beylikdüzü'nde birçok yerde yani, ortaklığım sizi var. Sizi anmadan bu olayı nasıl izah edilir bana bir söyler misiniz lütfen ya? Siz olayın göbeğinde olan sizsiniz. Daha düzgün kelimelerle konuşmaya davet ediyorum. Sayın Başkan müsaade ederseniz ben devam edeyim. Şimdi tabii evet Beylikdüzü'nün ortasına hançer gibi saplanan bir yer arkadaşlar. Şimdi bizim tabii kimsenin hayat tarzına, görüşüne karıştığımız falan asla söz yok, böyle bir şey yok. Bakın haritalarda Beylikdüzü'nün etrafındaki içkili alanlar Beylikdüzü için yeterlidir. Efendim içkili alanlara bizim karşı durduğumuz nokta neresi? Modern belediyecilik anlayışında da ilçenin ortalarına, kentin ortalarına içkili alanlar sokulmamaya çalışılırken Batı Avrupa'da da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Rusya'da da bunun örnekleri vardır. İçkiye karşı gençleri içkiden uzak tutmak için devlet, artık bu bir devlet politikasıdır. Yani bu devlet politikası dünyanın tamamında varken millet gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Tam tersine gidiyoruz. Nasıl tersine gidiyoruz? Biz diyoruz ki içkili sahalar bir kere güvenlik noktasında, eğer ilçenin içerisine içkili sahalar sokulursa güvenlik noktasında çok ciddi bir zaaf ve endişe olacaktır. Ben Anadolu Caddesi'nde oturan hiçbir vatandaşımızın tüm apartmanların altının içkili yerlerle dolu olmasını kabulleneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu konuda sivil inisiyatifinizi ve tepkinizi lütfen kullanın. Sizi buna davet ediyorum değerli vatandaşlarımız. Şimdi Anayasa'nın 58. maddesi Sayın Başkan diyor ki
devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Bu madde minvalinde de, bakın anayasamızın da amir hükmüdür. Bu madde minvalinde bizim ilçelerin göbeğine kadar soktuğunuz içkili yerlere karşı durmamız gayet doğaldır. Bilhassa Sayın Başkan oraya bir AVM yapmışsa ve AVM'ye ortaksa ve Anadolu Caddesi'ne dahil olmamasına rağmen sırf içki ruhsatı AVM'sine de ulaşsın diye eğer bunu uzatıyorsa elbette ki bunu eleştireceğiz ve karşı duracağız. Biz saygıdeğer vatandaşlarımızdan bunun için oy aldık ve bu temsili yapmak için bu kürsüdeyiz Sayın Başkan. Dolayısıyla biz bu önerge noktasında tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Biz bu konsept projeden haberdar olmadan şunu ifade etmiştik. Anadolu Caddesi aziz şehidimizin ismiyle müşerref olsun demiştik. Ömer Halis Demir ismini buraya gelin koyalım demiştik. Gayet iyi niyetle. Hiçbir projeden haberimiz yok ha. Fakat ne yaptılar? Getirdiler bugün. Dediler ki burası içki ruhsatına dair olsun. Ben bu irade tezatını, aramızdaki bu zihniyet farkını değerli vatandaşlarımızın maşeri vicdanına havale ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet.